Yalan nasıl ortaya çıktı? Şimdi size bir dakikada bunu hemen anlatacağım. Bunu anlamak için önce 100 bin yıl öncesine gidelim. 100 bin yıl öncesinde konuşmayı daha yeni öğrenebilen bir insan topluluğu var. Nasıl? İşte yukarı bak, aşağı, sağ, 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 hop, ora, bura. Bunun gibi çok basit kelimelerle konuşan insanlar var. Bu düşünce sistemi, bu bilişsel sistem daha tam olarak yerine oturmamış. Yani bırakın yalan söyleme becerisini, konuşma becerisi daha yeni yeni oturmaya başlıyor. Peki bu ne zaman ortaya çıkmaya başlıyor? İnsanların 150 bin yıl önce konuşmaya başladığı tahmin ediliyor. Ve de bu varsayımdan yola çıkarak insanların düşünme becerilerinin geliştiğini de düşünerek 100 bin yıl öncesinde insanların yalan söylemeye başladığını biliyoruz. Peki bu nasıl ortaya çıkıyor? Düşünce sistemi gelişe gelişe uyanın bir tanesi aradan çıkıp diyor ki ulan biz hep bir şey doğru söylüyoruz diyor ya. Ben daha birisini kandırmadım hiç mesela diyor. Böyle mi diyor? Çok saçma amına koyayım. Böyle hikaye mi olur? Böyle demiyordur. Nasıl diyordur? Habil ile Kabil. Yok o da değil. O bu hikaye değildi. Şimdi yalan nasıl ortaya çıktı? Tekrardan konumuzu ciddiye alalım. Yalan şu şekilde ortaya çıktı. Düşünme becerileri daha yeni yeni oturan insanlarda yalan söylemeyi ilk akıl eden birisi bunun nasıl olduğunu tabii ki de tahmin edemiyoruz ama daha iyi statü sağlamak için, daha az çalışmak için, daha iyi bir kadınla evlenmek için yalan söylemeye başlamış. Demiş ki ben gittim bir dinozor öldürdüm. Ben çok güçlüyüm. Herkes aa demiş. Nasıl öldürdün? Anlatmış. Başlamış anlatmaya. Tabii daha önce kimse yalan söylemediği için kimse ondan şüphelenmiyor. Yani üst biliş becerileri daha gelişmemiş. Siz o şeyi farklı sorgulama metotlarını kullanmıyorsunuz. Mesela nerede öldürmüş, nasıl öldürmüş, bunu nasıl yapabilmiş tam olarak bunu kullanamıyorsunuz. Yani adam diyor ki taşı attım diyor dinozorun tam şeyine denk geldi. O da kanadı öldü diyor mesela. Aa diyorsunuz bu olabilir niye olmasın daha önce çünkü yalan söyleyen birisi yok. Evet bununla ilgili mesela bir film de var. Yalanın İcadı diye bir film var. Onu da buraya atayım şuraya atayım bilmiyorum. Daha montajı yapmadım ama. Onu kesinlikle izleyin. Daha önce yalan söylenmeyen bir dünyada nasıl yaşanır bunu gösteren bir film aslında. Ve de yalanın nasıl ortaya çıktığını oradan anlayabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.